Bu işler ne kadar zormuş. Geç bunları geç. Mert Hocam. Beğendin mi? Kraliçe, kraliçe. Ben de makyaj yaptırdım. Kimse fark etmiyor ya. Bakın. Tamam, 3 gibi ayarla sen kendini. No one. So I... Sen mi yaptın? Belki de yaptın. Olmaz. Tuz, deterjan. Ben de sana güzel bir kahve yapacağım. Hayırlısı olsun diye. Bilmem ne. İki günde harika bir şekilde çözdü Tuğde olayı. Tebrik ediyorum aşkım. Çok güzel çözmüşsün. Kendinize çok iyi bakın. Hadi. Hadi uğurla beni. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimden. Hadi. Evet, nereye gidiyoruz aşkım? İzmir'e gidiyorum ben. Ne kadar yoğun bir hafta oluyor değil mi? Evet, bayağı yoğun bir hafta oluyor. Ha? Bir anda kendimi valizimi hazırladım. Ne için gidiyorsun İzmir'e acaba? Bir anda İzmir'e gidiyor buldum kendimi. Hayırlı bir iş için mi gidiyorsun İzmir'e? Evet. Ne için gidiyorsun İzmir'e? İnşallah hayırlı bir iş için İzmir'e gidiyoruz. Seni mi isteyeceğiz biz gelip sonra? Herhalde. Bilemiyorum. Göreceğiz vlogda. Şimdi biraz stres oldum biliyor musun? Ben de bir tık stresliyim ama neden? Bu işler biraz zormuş. Kolay değil. Ama herkesi mutlu edemezsiniz arkadaşlar. Kendiniz dahil herkesi mutlu edemezsiniz. O yüzden boş verin, ne olacaksa oluyor. Nasihati sonra vereyim, uçağı kaçıracağım yoksa, değil mi? O zaman kapıyor muyuz bu vlogu? Hayır. Bu vlog açılış vlogu'ydu. Hello! Daha açmadım gerçekten. Bizim acil çıkmamız lazım. Beni havaalanına götürecek. Arabada açacağım vlogu. Öpüyorum sizi. Bay bay. Herkese selam. Sonunda rahatlayabildim. Konuşabilecek ortamı ve enerjiyi kendimde buldum. Toparlandım. Ve şu anda videonun başlığı ne olur bilmiyorum ama bu videonun açılışını çekiyorum. İstediler ama vermediler. Videonun başlığı. İstedi ama vermedi. Baban vermedi. Arkadaşlar şöyle bir özet. Alırız. Alırız arkadaşlar. Koparır alırız. Kaçırırız gerekirse. Ben de kaçarım. Yani şöyle bir özet geçecek olursam, bir önceki videoyu izlememiş olanlar varsa aranızda, bu yanımda görmüş olduğunuz yakışıklı beyefendi bana evlenme teklifi etti. O yüzden bunun bir sonraki adımı zannedersem isteme oluyor. Arkadaşlar hiçbir fikrim yok, biliyor musunuz? İstenilecek gün ne yapılıyor, ne ediliyor? O yüzden hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bu sefer çoğu detayı çekmeye çalışacağım, heyecandan vesaire unutmazsam. Şimdi de havaalanına götürüyor beni. Ben bugün gidiyorum çünkü onlar da çarşamba günü İzmir'e gelecekler. Ben bir gün önce gidiyorum. O yüzden bir tık hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani ne yapmam gerekiyor onu da bilmiyorum. Yavaş yavaş her şeyi ayarlıyoruz. Öyle yani, heyecanlıyım. Bu heyecana ortak olduğunuz için de ve yanımızda olduğunuz için de size teşekkür ederim. Buradan sonra artık büyük ihtimalle, şu an saat geç çünkü, dinlenmek istiyorum. Ailemle birazcık konuları vesaire konuşacağız falan. Ondan sonra hani gelecekler ama alabilecekler mi falan, onu bir tartayım, ölçeyim ailemle. Ondan ne demek sonra yani? Nasıl yani? Vallahi bilemiyorum aşkım ben şimdi yani. O yüzden hepinizi öpüyorum. Bu akşam dinlenirim. Büyük ihtimalle yarın sabah görüşürüz. Bay bay. Tell everyone you can have everything you want. Herkese günaydın. İzmir'den bildiriyorum. Benim için çok yoğun bir gün başlıyor. Heyecanlıyım, birazcık da stresliyim. Malum tırnakların düzelmesi gerekiyor. Sabah erkenden randevu aldım ki gün bana kalsın, gün içinde diğer işlerimi halledebileyim. Şimdi tırnaklarımı yaptırmaya gidiyoruz. Akşam heyecandan uyuyamadım desem yeridir. Her şey inşallah istediğimden de dilediğimden de güzel ve huzurlu olur. Hepimiz için, ailelerimiz için de. Şimdi tırnakta görüşürüz. Hadi bay bay. Tırnaklar düzeliyor.
düzeltiyor. Can ablam düzeltiyor. Vallahi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu anda böyle tozlu. Ama böyle açık bir renk olacak çünkü ne giyeceğimi bilmiyorum. Bir sürü yapılacak şey var. Bugün bayağı yoğunuz. Tırnakların en son halini gösteririm. Öpüyorum sizi. Bay bay. Zormuş. Vallahi tırnaklar tertemiz oldu bu arada. Mis. Catering ile ilgili bir sorun yaşıyorum. Yani acil olduğu için ve yarına yetişmesi gerektiği için. Ama bulacağım birkaç yer. Şimdi orayla görüşeceğim. Simgeleri alacağım. Kıyafetim yok. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Onları falan halledeceğiz bugün. Evle ilgili dizayn işlerini halledeceğim. Çoğu şeyi hallettim aslında. Sadece catering ve birkaç angarya iş kaldı. Onun haricinde her şey çok yolunda gidiyor. Yarın çok güzel olacak inşallah. Simgeleri aldıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Ay evet arkadaşlar, gerçekten zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz. Catering olayı da tamam. Çoğu şey tamam. Sadece ne giyeceğim belli değil. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Şu an kamerayı tutan kişi benim canım kuzenim. Bu tarz organizasyonlarda elimiz ayağımızdır kendisi. Bu arada yanında da bir araba var. Ben de yarışıyorum. Yürü git ayol. Şurada biraz hız denetimi yapılıyor 82. Tamam. 72'yim. 74'üm şu an. Neyse. Gidiyoruz. Kıyafet denerken görüşeceğiz. Burcu da bir kendine gelsin. Simge de arkada. Kanka konuşsana. Ne hissediyorsun? Ya heyecanlıyım. Bir de renkli olduğum için kötüyüm. İlaçla duruyorum. Ay ben ne giyeceğim? Ben nişan tepsisi tutacağım. Ya seni boş ver. Şöyle bir liste. Ve daha yapılacaklar var. Bunların hepsini bir günde halledeceğiz inşallah. Evet. Ben nişantayım. Ben kafama sim falan döktürmeyi düşünüyorum. Ben gelinin kız kardeşi. Kanka buradan değil mi? Yani. Aynen. Ben de gelinlik giyiyorum zaten. Ya ben de nişan tepsisi kombini videosu çekeyim. Tutma kombini. Konuşamıyorum ya. Kombini. Size kalktım da bugün. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was better, but I wanna be with you. Sen ne düşünüyorsun? Ben böyle. Böyle mi giyeceğim? Şunu. Seni sevmiş kızım. Ne renk giydiğinin önemi yok. O sevmiyorsa seni sevmiş. Renk o kadar onu bağlar mı? Doğru. Doğru valla. Abla haklı. Geç bunları geç. Mert hocam. Bu kötü ya. Yani. Öbürünün aurası çok daha iyi. Ama öbürü daha asil durdu bence. Daha böyle kalmış. Öbürünün yanında bu çok sönük kaldı. Evet. Neredeyse. İyi misin? İyiyim. Nasıl hissediyorsun? Zaten karşı yakın dışında bir yer senin için uygun olmalı. Heyecanlıyım biraz ben de. İlk defa bizden birisi nişanlanıyor. Daha sessiz konuşalım. Maşallah. Suriyelilere. Suriye. Ay poşet poşet. Bak şimdi bekle. Mükemmeldi. Başka beğendim. Yani kraliçeler her zaman tacille gezer. Bunu alacağım. Beni ne sandın? Şu poşetten çıkar. Başın öne eğilmesin. Aldırma göğe. Ben bunu... Alsancak'ta fal bakan bir tane abla var ya onun. Şuraya bana bir kanka. Abla link bırak alalım. Tamam. Beğendin mi? Kraliçe, kraliçe. Kraliçe. Maşallah. Şuradan mı? Açık.
işte böyle harcayayım. Bugün camide iyi iş var. Yap şu bunu. Evet, onu yapıyorum. Aynen. Evet. Bana kalırsa. Zaten şöyle söyleyeyim. Fedenden hani komple daralacak ya. Bakın bu elbiseyi zaten birleştirirken ona göre kıvrım. Önce bir stres yaşadım. Kızlara bağırdım. Dedim başlarım bilmem neyinize de falan. Bir şeyim yok şu anda. Ne elbisem var, ne ayakkabım var. Son iki seçenek. Artık ne bulursam onu giyeceğim. Ay ne kadar zormuş bu işler. Ama bana helal olsun. Neden biliyor musunuz? Bir günde, sadece bir günde İzmir'e ayak bastım. Bu mu? Dayağı yiyeceğim şimdi. Ben de gerçek sandım. Heveslendim gidiyordum. Neyse hallettim. Hallettim sayılır. Birkaç eksik kaldı. Birkaç eksik kaldı. Halledeceğim hepsini yetiştireceğim ama ya. Bir oldu abi. Tepsi tutacak kıza elbise bakıyorum. Sana ona benzer bir şey bulalım. Burcu. Evet Burcu. Güzelmiş. Sude. Ha. Benim kapatmam lazım. Kapat. Nasıl bak? Gelin çoğunurdu. Çok telaşlı işler. Hala. Çizik atsanıza yaptıkları. Kahve, kahve. Tamam, arkadaşlar herkes sözleniyor. Şansına eğleniyor. Artık şey diyeceğim. Bu kız organizasyon ekibi açmalı. Yemin ederim bu kız organizasyon ekibi açmalı. Ayça'nın düğününü, kınasını, istemesini, her şeyini organize. Pasta bile taşıdınız siz. Görüntüleri buraya koyacağım. Elin olmuş gidiyor musun? Ampul gibi.
çoğu şeyi hallettik. Gerçekten adım adım bitiyor. Sıfatımdan anlaşıldığı üzere. Bu ne ayol? Okul çıkış saati. Gerçekten mi? Evet. Ben ama şey, sarı mikrofon. Ay vardı ya burada bir çocuk. Durdurup soru sorayım mı? Şey yapayım, Survivor Sude Burcu'yu ne kadar tanıyorsunuz? Babamı arayacağım, Sude'yi gördüğümü söyleyeceğim, o onun hayranı. Gerçekten mi? Evet. Nerede be? İlk fotoğraf çekilmeydik ya. Ayakkabı kolay olur sanıyordum ama galiba ayakkabı daha zor olacak. Ya insanlar zevksiz ya da artık olaylar farklı bir yöne doğru geçiyor. Ben hiçbir şey beğenemiyorum, öyle wow olamıyorum yani. Yemin ederim artık yoruldum. Akşam simgeyle antrenmanım var. Kaçta? Bugün yansıyor. Bilmiyoruz. Bak. O da yemek yemeye vaktimiz kalırsa iyi. Kıyafetimizi aldık. Son bir işimiz kaldı. Ayakkabısı takısını da aldık bu arada. Ayakkabısını alıp şampanya, şarap alıp yallah yemek yemeye vaktimiz kalırsa, benim 7.30'da dersim var. Bu halde nasıl ders vereceğim bilmiyorum. Sabah 6.30'dan beri ayaktayım. Arabayı bekliyoruz. Ben geri çıkamam oradan. Şurada oturan adam diyor ki, geri çıkıyorlar. Ben geri çıkamam ki buradan. Tanımadınız mı diyor. Abi herkes Sude'yi tanıtıyor. Aynen. Arabamı istiyorum. Adam orada. Kimleri nakavt ettin? Ringin dışına attın. Öyle diyor yani. Biliyor yani. Bu ne işe yarıyor be? Çocuklar eğleniyor işte. Parka getirdim onları. Dönmüyor mu? Döndürürsünüz aslında. Araba geliyor kızlar, hadi. Karşı yaka mı abi şey? Ses olmuş yani. Başım çatlıyor ya, akşam nasıl uyurum? Dün akşam heyecandan, stresten uyuyamadım. 3 saat falan uyudum. Şimdi her şeyi hallettim sayılır. Çok az bir şey kaldı yani. 1 saatlik işimiz kaldı. Yemek bile yiyemedik. Onu yememiz lazım hemen. Sonra rahatız. Edimoşlar yoruldu. Neyse ki her şeyi halletmiş bulunmuyoruz. Şampanya almaya. Ayakkabım tamam. Elbisem tamam. Takılarım burada. Tamam. Başka bir tek alacağımız alkoller kaldı. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Makro Center'ı ben çok severim. Onu aldıktan sonra kızlara güzel bir yemek ısmarlayacağım. Çilemi çektiler yani. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben tekim. Doğru mu? Ben tekim. Neyse, her şey halloldu. Biraz yorulduk ama dinleneceğiz. Güzel olacak her şey. Sulu değiş. Saçların harika. Umurumda bile değil şu an. Farkındayım. Kalkıp saçak topladım ama. Ne aldın? Yeterli. Evet. İstemede çıldırmaya gerek yok. İstemede gelin çıldırmasız. Bu. Ne kadar o? 200. 3 tane yeter mi? Kaç tane şarap alayım? 2 tane yeter bence ya. Bir tane daha alayım. Tamam, hadi. Evet, şaraplarımız ve şampanya. Beyaz mı alacaksın? Burada roz yazıyor. Ama bunu seviyoruz. Bir tane de roz mu alayım o zaman? Tamam. Hayır, bilmiyorum. Tane roz al istersen. Evet, tamam. Beyazın yerine bir tane roz al bence. Tamam. Aynısı var orada. Bak bu. Güzel bu şişeleri. Bu da... Evet. Bunu şiş çok güzel bu arada. Evet. Bunu bana versene. Benim koleksiyonum var evde. Tamam. Okey, bunu aldık. Bir tane de bundan mı sen alsak? Sen onu al kanka. Bir tane de bundan mı alsak? Aşk olsun. Hayır, alacaksın. Yeter. İki tane şundan al da ben alayım şişenin birini. O, ondan bir tane kalmış biliyor musun? Allah kahretsin. İkiye böleriz. Şişeyi ortadan ikiye ayırırsınız. Tamam o zaman böyle.
Günaydın herkese. Dün vlogu nerede kapattığımı hatırlamıyorum açıkçası. Yani son zamanlarda hayatımın en yoğun ve yorucu günlerinden biriydi. Neyse ki her şey okey ve hava da güzelmiş. Çok güneş yok ama güzel. Şimdi kuaföre gideceğim. Saçlarımı bile taramadım gördüğünüz üzere. Simge beni bırakacak. Ablam biletini iptal etti. Fransa'ya geri dönecekti. İşte o geliyor, Simge onları alacak, sonra kuaförün yanıma falan gelecek. Günah. Şeyi düşünüyorum, Elif selam olsun sana, 3 tane düğün yaptı arkadaşım. Oha. O 3 tane düğünü nasıl yaptınız abi siz? Bakın ben kendime gelemiyorum dünden beri ama... Ama güzel olacak, evet. Değecek yani. Aynen, kuaförde kendime geleceğim. Şimdi kuaföre gidiyorum. Tamam, sivilce. Orada konuşuruz, sivilcelendim, streslendim ben de. Bay bay. Almışım. Almışız yani Burcu ile beraber. Evin düzeni falan da çok güzel oldu. Sence? Güzel oldu. Ben de simimi dökeceğim. Birazdan hazırım. Hazır mısın? Dün bütün gün kıyafet baktım. Organizasyon ayarladım ki. Ama 3 gibi... Ben de makyaj yaptırdım. Kimse fark etmiyor ya. Bakın. Tamam, 3 gibi ayarla sen kendini. Kadın dedi ki porselen makyaj mı? Normal. O ne oluyor dedim. Bana normal yapın dedi. Ben gelin kız kardeşiyim dedim. Böyle yani. Efendim, bu işler çok yorucuymuş. Anne ben giydikten sonra o odayı halledeceğim. Valla. Hazır SM harfleri Mustafa ile bana da uyuyorken bence biz de aradan çıkaralım. Şöyle pastane yüzüğü 10 liralık. İçeride var benim bir sürü öyle bijuteri yüzüklerim. Takarız onları. Olur. Dümeniz. Mekan değişikliği. Abi delireceğim. David sit. Come here David. You DJ? Ben. Me. You do? Yeah. Heyecanlı. Burada çalacağım. İstemede çalacağım kanka. Söylesene. İstemede çalacağım söyle. She's gonna play tonight. Yüzük kesilecek. Oh yeah. Benim performans. Oh really? Tamam. Oh, çok heyecanlıyım. I found that photo in the sofa, and it's from way back in 01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 of Blue Rock. Memories of six kids running around those halls. Then out in the California sunshine, we wore no shoes. Hepsini değil mi çekeceğiz? Yeter. Evet. Bir şey söyleyeceğim.
Biraz da biz tepsi tutacağım. Nasıl hissediyorsun? Büyüdüğümüzü hissediyorum gerçekten. Şu anda bu konuşmayı yapmak istemezdim ama bir tık duygusallaştım. Yani aileden ilk defa birisi böyle nişanlanıyor, evliliğe ilk adımını atıyor. Biraz heyecanlı ve duygusal. Yani her şeyi biz Sude'yle yapardık. Artık resmi olarak yok galiba. Burada ağlasan çok iyi bu arada. Flaş değil. Neyse, o mutlu olsun. Ben istemiyorum. Zaten tuzlu da sade gibi oluyor. Kanka. Ya git yalan. Sude zaten. Yanına bitti adam bu işte. İçmesin zaten sonra. Ben de bilmiyorum dedim. Karabiber koy. Şöyle vereceğim ama. Zehirli karıştırma da. Hayır. Zehirli değil. Belki biraz tuzlu olur. Zehir yok yani galiba. Sade mi canım? Sade. Sen mi yaptın? Belki de yaptın. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Erteciğim. Dur da Erte olmasın. Erte mi oldunuz? Ya. Hayatlar var ya şimdi ama. Şeker koy. Annem dedi ki şeker koy dedi. Mert dedi tadından tadın. Ne dedi o? Tatlılığından tadı damağında. Bal gibi bir hayatı mutluluğunun tadını çıkarsın falan dedi annem. Ama biz ne dedik? Olmaz. Karabiber, tuz, deterjan. Güzel gayet. Hayatımda içtiğim en güzel kahve. Mükemmel yani. Nasıl? Afiyet olsun. Nasıl yani? Nasıl yani? Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Afiyet olsun. İyicesin. Bence güzel. Nasıl mı? Ben yani çok güzel. Detay vermiyor hiç ama. Neyse yorumları sonra alalım. Yorumları sonra ben. Tamam. Sonra söyleyeceğim. Ben de sana güzel bir kahve yapacağım. Limonata olabilir. Belki bir yemek. Belki bir salata. Bu arada Mert güzel yemek yapıyormuş. Biz de bulduk. Mert mi? Evet. Mert çok güzel. Ben geçtim. Büyük ihtimal makine tuzlu bir kahve böyle değil. Tadı, ya. Tuzu, her şeyi yerindeydi. Teşekkür ederim. Biz tuzlu olmasın, değişik olsun, tatlı olsun. Anne var ya yokluyor, tuz koydum mu, ne koydum mu? Bakıyor Sude'nin yüzüne acaba dedim, herkes tuzlu yapıyor, biz tatlı yapalım. Yaptım, hayır, şimdi söylemem gerekiyor mu sen şu an? Tabii. Detayını nereden getirdim? Hani bu çok merak edilen bir şey yani. Tabii. Şu an söylemem merak ettim, ben hala diyorum ki acaba nasıl yaptım? Bence çok tatlı. Şimdi Sude'yi kızımız, Mert'i de sizin oğlunuz yapmaya geldik. Allah'ın emri peygamberin kabiliyle kızınızı istiyoruz. Onlar birbirini sevmiş. Biz razıyız. Siz de razı olursanız hayırlısı olsun diye. Anne veriyor musun? Kızını veriyor musun? Torununu veriyor musun? Sevdik sizi veririz. Ay Allah razı olsun. Süper baba. Ben de seni çok sevmiş. Ben de seni sevdim. Ben de seni çok sevdim. Bir örnek. Ömer ya. Dalga geç. Çok teşekkür ederim.
Kesmiyor mu? Başka bir kadar. Organizasyon biliyorum. Onları öğretmesin. Niye de bize Belki keser şimdi. Yok. Kesmez ya. Keser misin? Yok. Simge. Keser mi? Simge tamamlama. Yeter ya, fark etmez ya. Kesti gitti Simge. Grew up on 913 of Blue Rock. Memories of six kids running around those halls. Then out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows throwing baseballs. Herkese selamlar. En son videonun nerede olduğundan haberim yok. Kamerayı nişan töreninden sonra elime ilk defa alıyorum. O yüzden bir ara kızlar sanki şarjı bitti falan demişlerdi bana. Nerede kaldık onu bilmiyorum. Fakat şu anda bağlıyoruz. Dün akşam döndük. Hemen döndük. Şimdi de işte yoldayken videoyu kapatalım dedik. Beraber. Hemen aldım kızı. Hemen kızı verdiler. Hemen aldım. Arabaya attığım gibi İzmir'den otobana bağlanıp İstanbul'a geldim. Annem bu videoyu izlemedi. Artık sevgili kaynanam, artık kız bende, kayınpederim. Aldım kızınızı. Geçmiş olsun artık diğer kızlarınızla ilgilenirsiniz. Bu kız artık. Çok güzeldi ya. Valla çok sevindim yani. Artık yani gerçekten yüzüklerimiz var. Göster bakayım başka. Ya her şey çok güzeldi. Biraz ani oldu. Ani olmasının sebebini de birçok kişi merak etmiş sosyal medyada gördüm. Sen anlatsan daha iyi bence. Ya normal şartlarda bu mendebur böyle simsar, kötü niyetli, başkasının mutluluğuyla mutsuz olan insanlara açıklama yapmak istemiyorum. Ama söyleyeyim. Şimdi demişler ki yok işte biliyordu. Arkadaşlar neden bilsin ki? Yani ben doğum günüme kadar beklemişim. Yani koskoca Eylül ayı varken doğum günüme kadar beklemişim. Sırf o gün bu işi yapmak istemişim. Neden şey yapayım ki, söyleyeyim ki sürprizi niye bozayım yani? Ya ben gerizekalı mıyım böyle ben güzel bir sürprizi bozayım yani? Ben onu geçtik, benim kardeşlerime falan da Melis söylememiş. Ablası Fransa'dan geldi. Melis'e de buradan selamlar. O kıza bile söyleyemedim güvenmediğim için. Hani kardeş kardeşe söyler çünkü özellikle kız kardeşler tutamaz bu heyecanı. Mersan'a evlilik teklif edecek der diye. Kıza bile söyleyemedim. Kız biletini yakmak zorunda kaldı. Çünkü istemeye gideceğimizi tabii ki düşünemeyecekti. Normalde isteme tarihinden daha önce dönecekti Fransa'ya. Ve biletini yakmak zorunda kaldı. Kız yani milyarlarca para verdi bir daha bilet almak için. Yani özür diledim hatta, hani söyleyemedim kusura bakma diye. O yüzden çok boş yapan olmuş. Yok öyle mi sevindir bilmem ne. Ya kardeşim tebrik et geç ya. Hoşlanmıyorsan yorum yapmayacaksın. Başarılar diyeceksin. Geçeceksin. Zaten binlerce milyonlarca mesaj almışız. Herkes tebrik etmiş. İyi insanlar sağ olsunlar, var olsunlar. Bizle paylaşmışlar mutluluğu. Peki şey nişanı siz ne zaman düşündünüz? Ben ona hiç sormadım. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdi bir kere normalde bu işin bu kadar çabuk olmasının sebebi şu. Kardeşim Yiğit'i tanıyor çoğu insan. Yiğit Amerika'ya gitti. 30 Eylül'de bileti var, önceden alınmış. Benim normalde doğum günüm 29 Eylül'de. Ama 29 Eylül'de böyle bir organizasyonu yapamayacağım ve kız istemeye de vakit kalmayacağı için ben sırf bu yüzden Yiğitler Amerika'ya gidiyor diye 24'üne çektim doğum günümü. 24'ünde küçük bir parti yaptık ve 24'ünde evlilik teklifi ettim Sude'ye. Ve niye 24'ünde ettim? Çünkü hemen 2 gün içerisinde de Yiğitler gitmeden Sude'ye gidip isteyebilirim diye. Hani istemeye giderken aileler de geliyor ya, benim ailem de Amerika'ya gidiyor diye, onlara vakit kalsın diye hemen hızlıca 2 günde şey mi olur diyorlar. Önceden biliyordu. İki günde planlamışlar. Hayır bilmiyordu arkadaşlar. İki günde oldu. Evet, organizasyon şirketi hemen hazırlık, hızlıca bir telefon geliyoruz bilmem ne.
İki günde harika bir şekilde çözdü Tuğde olayı. Tebrik ediyorum aşkım, çok güzel çözmüşsün. O yüzden ne olur ya, sevmeyebilirsin. Yorum yapma kardeşim. Git kendi hayatına bak. Boş boş yorumlar yapmayın. Adamın asabını bozmayın. Zaten bir şey diyeceğim. Tebrik edenlere binlerce kez teşekkür ederiz. Bu çok videoyu, mutluyuz, çok keyifliyiz. Bu videoyu izlediklerinde benim bir günde ne kadar koşuşturduğumu görecekler. Abi ben anlamıyorum ya. Yani bu kadar eleştiri, bu kadar bizim ülkemiz dışında yok ya. Bir, ulan kötü niyetli olmayın bu kadar ya. İyi niyetli olun. Aa, çok evlendiler. Önemli değil. Sonuç tebrikler olarak... Tebrikler bitti. Geç abi, devam et abi. Sonuç olarak artık biz nişanlıyız. Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel mesajlar aldık, sağ olsunlar. Yani çok ilginiz dediler. Çok güzel yani. Instagram'daki ilginiz çok çok güzel. Çok mutlu olun dediler. Onlar acayip bir mutluluk ve huzur verdi bize. Gerçekten çok güzeldi. Onlar için de ayrıca teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yani bu videoyu da gerçekten nasıl çektim, ne yaptım hiç bilmiyorum bile. O anki heyecanla ben kuzenlerime verdim kamerayı. Dedim ki siz bunu vloglayın. Ne yapıyorsanız yapın. Ama şu an rahatladık. Her şey bitti. Artık rahatça önümüzdeki yaz olacak olan düğünümüze rahatça odaklanabiliriz. Çünkü sıkışınca insan geriliyor. Böyle rahat rahat yapmak isterim artık her şeyi. Allah nasip ederse. Öyle yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel mutluluklar sizinle olsun.